Devam ediyoruz. Nasıl yani programımıza sayın seyircilerimiz? İlahiyatçı yazar Sayın Cemil Kılıç İstanbul stüdyomuzda. Doktor Sayın Kemal Ateş çok değerli bir akademisyen, bir dil uzmanı Ankara stüdyomuzda. Şimdi Sayın Ateş'e dönmek istiyorum. Sayın Ateş, dinlediniz Sayın Kılıç'ı da. Sorun büyük. Ders kitaplarındaki Türkçe mutlaka ele alınmalıdır diyor. Zaten Türkçenin bugün gelmiş olduğu süreçte, gelmiş olduğu noktada sorunları büyük. Buradan hareketle bize ne söyleyeceksiniz? Nasıl düzeltilebilir? Dilimiz için doğruyu nasıl bulacağız? Önce milli eğitim yöneticilerinin, milli eğitimle ilgili olanların şunu kabul etmeleri gerekir. Osmanlıca konuşma dili olamadı. Konuşma dili olamayan bütün diller ölmeye yazgılıdır. Böyle bir yazgı Osmanlıca'yı da bekliyordu. Osmanlıca artık ölü bir dildir. Bütün ölü diller uzmanlarına bırakılır. Elbette boşlayalım demiyorum. Bu alanın uzmanları yetiştirilir ki yetiştiriliyor üniversitelerde. Sanıyorum neredeyse bütün üniversitelerin en az 4-5 bölümünde Osmanlıca okutulur. Ve tahmin ediyorum her yıl 50 bin kişi üniversitelerimizden Osmanlıca'yı öğrenerek mezun olurlar. Artık bu uzmanların işi olan bu dili ilkokul öğrencisine, ortaokul öğrencisine, lise öğrencisine dayatmanın hiçbir anlamı yok. Biz çocuklarımızın ileride iyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir öğretmen, iyi bir hekim ya da diş hekimi olarak yetişmesini istiyoruz. İmam olarak yetişmesini istemiyoruz. Ben bir yıl kadar Ecevit hükümetinin son yıllarında bir görev aldım. Talim Terbiye Kurulu üyeliği de yaptım. Evet. Bir yıl kadar çalışabildik bu yeni iktidarla. Daha fazla da çalışamazdık. Orada şunu gördüm. Bütün öğrencilerimizi önce imam olarak yetiştirmek istiyorlar, sonra mühendis olsunlar. Önce imam olsunlar, sonra doktor olsunlar. Önce imam olsunlar, sonra öğretmen olsunlar. Bu çok büyük bir yanlış. Yabancı ülkeleri izleyeceksiniz. Onlar öğrencilerinin kaçta kaçını papaz okullarına yöneltiyorlarsa biz de öyle hesaplar yapmamız gerekir. Önüne gelene din eğitimi verilmez. Önüne gelene Arapça, Farsça, Osmanlıca öğretilmez. Osmanlıca çok zor bir dildir. Arapça, Farsça öğrenmek başlı başına bir iştir. Çocuklarımızın beynini bunlarla doldurursak, bunlar nasıl iyi mühendis olacak, nasıl iyi matematikçi olacak, nasıl iyi öğretmen ya da başka alanların uzmanları olacaklar? Bir çocuk her şey olamaz. Milli eğitimin aklını başına toplaması gerekir. Bir yıl kadar çalıştım, hala ölü bir dili dayatmanın bir anlamı yok. Şimdi işte her şeyi Kur'an'a dayatıyorlar ve çok kaba bir şekilde de sen Müslüman değil misin deyip çıkarlar ya işin içinden. Ya. Böyle damardan girerek. Şimdi hazır bir ilahiyatçı hocamız da var karşımda. Ben de Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okudum. Ben de şöyle bir örneğin bir ayete rastladım. Düşmanlarımızla ya da düşmanlarınızla mücadele etmek için ordugahlarda at besleyin diyor. Bu Kur'an'da geçen bir ayet. Ordugahlarda yani orduya telkini bu. At besleyin diyor. Şimdi siz bunu bugün tanklarla savaştığımız dönemde, jetlerle savaştığımız, füzelerle savaştığımız dönemde Kur'an'ın bu hükmünden hareket ederek at mı besleyelim ordugahlarda? Ensar suresinde böyle geçiyor. Din adamlarımız pek işin üstünde durmuyorlar. Bunu ben din adamlarına anlattığım zaman ha bu o zamandı diyorlar. Bak ne güzel. Bu o zamandı. İşte ben de diyorum ki bu o zamandı denen hükümler acaba böyle birkaç hükümle mi sınırlı? Bu o zamandı diyeceğimiz pek çok şey var dinimizde. Bu evrimi, insanoğlunun geçirdiği evrimi göz önünde bulundurmamız gerekir. Bugünkü insanın, bugünkü gencin, bugünkü çocuğun beynini 1400 yıl önce yaşamış insanın beyniyle sınırlayamayız.
14 yıl önce yaşamış insanoğlunun beyni bugünkü gençlerin beynine hükmedemez. Bu çok büyük bir yanlıştır. Artık uzay yarışındayız. Bu eğitim anlayışıyla uzay yarışına katılamayız. Hiçbir alanda bilim yarışına katılamayız. Sadece birer imam yetiştiririz okullarımızda. Bu anlayışı milli eğitimin terk etmesi gerekir. Evet, evet. Sayın Ateş'im... Bu dil konusunda... Buyurun. Dil konusunda da şimdi hep şunu söylerler Osmanlıca, eski yazı falan olunca işte bir gecede kitaplar tuğlaya döndü gibi. Efendim zaten okur yazar oranı %60'tı. %94 için o kitaplar, kütüphanelerdeki kitaplar zaten birer tuğladan ibaretti. Oysa Latin yazısından sonra hızla okuma yazma oranı arttı ve o yazılarda, o kitaplarda yeni yazıya çevrildi ve herkes için birer tuğla olmaktan çıktı o kitaplar, gerçek kitaba dönüştü. Bir bunu söylerler. İkincisi, İngilizler Shakespeare'i anlıyorlar ama bizim çocuklarımız Şeyh Galip'i anlayamıyorlar. Böyle bir karşılaştırma Osmanlı adına, Osmanlıca adına büyük bir talihsizliktir. Bir, Shakespeare bir tiyatro yazarıdır, Şeyh Galip bir şair. Bir kere sen Osmanlı olarak Shakespeare'in karşısına bir tiyatro yazarı çıkaramıyorsun. Bu büyük bir eksiklik. Bir tiyatro yazarıyla karşılaştıramıyorsun. Bu büyük bir eksiklik. İkincisi, Shakespeare'in eserleri tiyatrolarda sahnelenir idi. Ve sokaktan geçen insan o tiyatrolara girer ve o oyunların dilini anlar idi. Ama Şeyh Galip'i elimizi vicdanımıza koyalım. Sokaktaki insan anlayabiliyor muydu? Bana bunu savunabilirler mi? Biri karşıma şöyle bunu bir yerde bir tartışmada dile getirdim. Türkolog diyebileceğim bir uzman. Canım Şeyh Galip'i dedim, sokaktaki insan da anlıyor dedi. Yani o zaman dedim 17. yüzyıldaki okur yazar oranını bir araştıralım dedim. Ondan sonra sokaktaki insan anlıyor muydu, anlamıyor muydu? 1920'li yıllarda okur yazar oranı %6 ise 17. yüzyılda kaç olur? %2'yi geçmez. Siz Şeyh Galip'i anlayacak insanları toplumun %2'sinde arayacaksınız. %2'si, %98'i zaten okur yazar değil. Şeyh Galip'i nasıl anlar? Ve elinizi vicdanınıza koyun. Şimdi Şeyh Galip'ten size bir cümle. Bu Shakespeare'le şu dil, Shakespeare'in diliyle karşılaştırılabilir mi? Bir bakalım size kısaca bir şey okumaya çalışacağım. Bu Şeyh Galip'in dili, sokaktaki insan anlar mı? Shakespeare'i sokaktaki insan anlardı o zaman. Ey gülistanı letafette ezar işvevi naz ile yetişmiş, gülü rana sana güya ki edip müşki sehab ümmiyi gülgün gül abu dahi. Burada herhalde bir gülgün sözcüğünü anladınız ben değil mi? Ben anladım gülgün adım diye. Evet, o da adınız olduğu için. Değil mi? Bir tek Gülgün sözcüğünü anladık. Evet. Bu sokaktaki insan nasıl anlar bunu? Mümkün bu konuşma mi? Dili değil. Yazı dili ölmeye mahkum idi bu dil. 20'li yıllarda da öldü. Evet. Dayatmanın hiçbir anlamı yok. Evet, evet. Bilmiyorum başka sorularınız var mı? Unuttuğum, benim de unuttuğum şeyler olabilir. Efendim, size gelen sorular var mı? Sizle sık sık bir araya geleceğiz. Çünkü dil çok önemli. Zaten Türkçe dil yılı bu yıl ama her yıl olması gerekiyor. Her gün Türkçenin günü olmalı. Evet. Sık sık sadece ulusal kanal dil konusuna ağırlık veriyor. Yazım dili kötü, konuşma dili kötü. Yani nereden bakarsak elle tutulur tarafı bırakılmadı. İyi ki sizler varsınız. Atatürkçü, ilahiyatçı yazarımız Sayın Cemil Kılıç. Çok da önemli bildiriler yayımlıyorlar bu günlerde. Sizle de konuşacağımız çok şey var. Stüdyodan ayrılmanızı arzu etmiyorum. Hep birlikte veda ederiz bugün izleyicilerimize. Sayın Cemil Kılıç'a döneyim siz biraz dinlenirken. Çünkü Diyanet'in de bir takım açıklamaları var. Yeni Diyanet İşleri Başkanı böyle bir sekülerizm diyor. Sekülerlikte yüzmek, boğulmak, boğuşmak vesaire türünden bir şeyler söylüyor.
Şurada çok önemli bir ayrım var. Sayın Kemal Ateş de söyleyecektir. Seküler ve laiklik birbirine benzer gibi olsa da çok anlam farklılığı var muhakkak, burada. Evet. Onun için yani laiklikle seküler ifadesini birbirine laiklik, sekülerlik karıştırmamak gerekiyor. Ama bir moda akım böyle şimdi. Hmm. Bu kelimeye tutunanlar sanki entelektüel birikimi yüksek kimselermiş gibi tartışmalarda duyuyorum sürekli bir sekülerizm. Diyanet İşleri Başkanı'nın o sözcüğü tercih etmesinde başka bir etken var. Doğrudan doğruya henüz laikliği bu noktada itham edemediği için kanımca ona yakın anlamlı sekülerizm sözcüğünü tercih etti. Kurnazlık var biraz. Evet. Yoksa kastettiği, hedefe oturttuğu kesinlikle laikliktir. Lakin bir devletin memuru kendisi ve o devletin hala anayasasında tüm bu karşı takımlara rağmen laiklik bir anayasal madde olarak yer alıyor. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerinin ifade edildiği, ortaya konduğu anayasa maddesinde de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın laiklik ilkesi doğrultusunda milletin birlik ve bütünlüğü uğrunda çalışma yapması gereken bir kurum olarak tarif edildiğini görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en temel görevlerinden birisi laikliğe sahip çıkmaktır oysa. Cumhuriyet devrimi Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kurum ihdas ederken, kurarken ona temel görev olarak laikliği korumak ve kollamak görevini vermiştir. Tabii. Laiklik ilkesi doğrultusunda faaliyet icra edeceksin denilmiştir. Oysa bugün gelinen aşamada ne hazin bir durum ki kuruluş ilkesiyle, kuruluş anlayışıyla taban tabana zıt konuşmalar yapabilen bir Diyanet reisiyle karşı karşıyayız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilk kuruluş dönemine gidelim. Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi, Ankara müftüsü, rahmetle yad edelim kendisini. O ve arkadaşlarım Cumhuriyet devrimlerinin tümünü desteklediler. Ve bir manada Cumhuriyet devrimlerine olan kitlesel desteği artırabilmek için, tabiri caizse tırnak içinde ifade edelim, dini refere eden açıklamalar yaptılar. Ve böylelikle bu devrimler daha çok kitleselleşme ve sosyolojik bir zemin kazanma imkanına kavuştu. Önemli bir işlev gördüler. Oysa bugün gelinen aşamada Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kurum, Diyanet İşleri Başkanlığı bütün tepeden tırnağa laiklik karşıtı akımların merkezi haline geldi neredeyse. Biliyoruz ki bugün Türkiye'de mesela herkes Fethullahçı terör örgütü liderine lanet okuyor. Biz de okuyoruz. Ama Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen bir Diyanet çalışanıydı. Diyanetten maaş aldı. Bir Diyanet vaiziydi. Cemalettin Kaplan, şuna Karases. Bir Diyanet çalışanıydı. Bir müftüydü. Neler çıkmış içimizden. Ta ki FETÖ'cü terör örgütü 15 Temmuz kalkışmasını yaptıktan sonra bütün bunlar konuşulmaya başlandı. Ondan önce bu Fethullah Gülen hareketinin din anlayışı İslam'a uygun muydu? Değildi. Şimdi diyorlar İslam'a aykırı bir dini anlayış bu. Yani siyasi iktidara itaati bitince birden gayri İslami mi oluverdi? Önceden İslamiydi, itaat ediyor diye. Veya bir ittifak halinde diye, bir koalisyonun parçası diye. O zaman Fethullah Gülen'in bütün sayıklamalarına, bütün hezeyanlarına dini bir gözle bakıyordunuz. Muhterem Hoca Efendi diyordunuz. Ama ne zaman ki itaati ve biatı sona erdi, birden gayri İslami oldu, birden din dışı oldu. O zaman da din dışıydı. 15 Temmuz'dan önce de din dışıydı. 15 Temmuz'dan sonra da din dışı. Fethullahçı terör örgütü. Çok sefer yazdım ben Gülgün Hanım. Fethullah Gülen hareketi İslami bir hareket değildir. Bu İslam'dan kopma, İslam'dan ayrılma, yeni bir din inşa etme hareketidir diye yazdım. Ve 15 Temmuz'dan çok önce yazdık biz. Milletin milat diye esas aldığı o tarihten çok önce yazdık. Sonra da yazdık. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı işte Türkiye'deki laiklik karşıtı hareketlerin merkezi odağı haline gelmiştir. Fethullah Gülen yıllarca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışanı olarak, Diyanet personeli olarak vaazlar vermiştir. Laiklik karşıtı vaazlar vermiştir. Atatürk karşıtı vaazlar vermiştir. Gericilik taraftarı vaazlar vermiştir.
Ve bütün bunlar verilirken, bütün bunlar yapılırken Diyanet İşleri Başkanlığı sessiz kalmıştır. Zımnen onaylamıştır, destek olmuştur. Ne zaman ki 15 Temmuz kalkışması olmuştur, ondan sonra kalkıp aslında bu hareketin ne denli gayri İslami olduğu noktasında ahkam kesilmeye başlanmıştır. Şu anda Diyanet İşleri Başkanı olarak görevlendirilen şahıs da 15 Temmuz'dan sonra Diyanet'in dergisinde bir makale yayınlıyor. Ne diyor? Fethullah Gülen hareketini, FETÖ terör örgütünün gayri İslami bir hareket olmakla, İslam dışı bir hareket, İslam karşıtı bir hareket olmakla itham eden, bu şekilde suçlayan bir makale yayınlıyor. Ve o makalesinden sonradır ki biat tazelediği için Diyanet Başkanı olmayı hak ediyor. Ama ondan evvel biliyoruz, 15 Temmuz'dan evvel FETÖ terör örgütüyle irtibatlı pek çok derneğin, vakıfın üyesi, kurucusu veya etkinliklerine katılıcısı, katılımcısı Diyanet İşleri Başkanı. Bütün bunların belgeleri ortaya döküldü biliyorsunuz. İnternet sitelerinde, gazetelerde, televizyon yayınlarında ortaya konuldu. Dolayısıyla iş sadece Diyanet İşleri Başkanı ile bitmiyor. Biz Atatürkçü, Cumhuriyetçi, ilahiyatçılar olarak bir bildiri yayınladık. Bugünkü ana konumuz o değildi ama söz ama, geldi. Ona ama ona da değinelim. Tabii, evet. Tabii. Çünkü bütün biz, hepsini kapsıyor evet, sizin biz orada çalışmalarınız. Dedik ki, biz orada dedik ki Diyanet İşleri Başkanlığı bir cumhuriyet kurumudur. Bir, 3 Mart 1924'te, 4 Mart'ta Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Şer'iye ve evkaf vekaleti kaldırıldıktan, şer'i kanunlar, yasalar kaldırıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. İlk başkan da Mehmet Rıfat Efendi'dir. Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi'dir. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk'ün kurduğu, Cumhuriyet devrimcilerinin kurduğu, laiklik ilkesi doğrultusunda çalışması gereken bir kurumdur. Buna rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş amacının dışına çıkmıştır. Hatta kuruluş amacına aykırı hareket eden, o amacı ortadan kaldırmaya çalışan bir konuma sürüklenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tekrar anayasal çizgisine dönmek zorundadır. Anayasada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi, fonksiyonu, ne iş yapacağı çok net bir şekilde ortaya konuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tekrar o konumuna dönmek durumundadır. Nasıl dönecektir? Şöyle dönecektir. Bir kere Diyanet İşleri Başkanlığı laikliğin önemini anlatan, biz bildirimizde bunlara yer verdik, laikliğin önemini anlatan hutbeler hazırlamalıdır. Ve bu hutbeleri cuma namazlarında bütün cemaate okumalıdır, okutmalıdır din görevlileri aracılığıyla. Bütün Türkiye'de evet. Camilerde laikliğin ne kadar önemli bir ilke olduğu, laikliğin devletimizin en temel yapı taşlarından biri olduğu anlatılmalıdır. Diyanetin görevidir bu. Diyanet bunu yapmak zorundadır. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Ey Diyanet İşleri Başkanlığı, lütfen değil, mecbursun aslında bunu yapmaya, yapmıyorsun görevini. Siz nezaketen lütfen ben nezaketen diyorsunuz lütfen bari. Diyorum. Evet. Anlamadıkları birdik evet. Ama nezaketli. Bunu yapmak zorundasınız. Anayasa size bunu emrediyor. Kuruluş yasanız size bunu emrediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı mutlaka ve mutlaka camilerde laikliğin önemi hakkında hutbe okutmak zorundadır. Vaaz verdirmek zorundadır. Yetmez. Diyanet İşleri Başkanlığı milli bayramlarımızda mesajlar yayınlamak zorundadır. Hiçbir mesaj yayınlamıyorlar. Cumhuriyet Bayramı'nda bir mesaj yayınlamıyorlar. 23 Nisan'da bir mesaj yayınlamıyorlar. 19 Mayıs'ta bir mesaj yayınlamıyorlar. 10 Kasım'da Atatürk'ü anma yıl dönümünde, Atatürk'ü anma gününde Diyanet İşleri Başkanlığı tabiri caizse kendi kurucusuna vefa borcunu bile yerine getirip onu rahmetle yad edecek bir mesaj yayınlamıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesine giriyoruz. İnternet sitesinde Büyük Atatürk'ün bir resmi yok. Af buyurun bu kelimeyi kullanacağım. Uyduruktan haşa bir kenara Türk bayrağı koymuşlar. Onu da galiba yasak savma kabilinden yapıyorlar. Orada görkemli bir şekilde şanlı bayrağımızı bile göremiyoruz. Küçücük bir vaziyette koymuşlar. Büyük Atatürk'ün resmi olmalı orada. Türk bayrağımız olmalı orada. Ve Büyük Atatürk'ün hayat hikayesi olmalı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sayfasında. Bunlar neden yok? Diyanet İşleri Başkanlığı ve başkanından merkez teşkilatındaki bütün personeli tümü milli bayramlarda Anıtkabir'deki törenlere katılmak zorundadır. Katılmalıdır. Atatürk'ü anma gününde 10 Kasım'da Diyanet İşleri Başkanlığı saat 9'u 5 gece Anıtkabir'de görmek istiyoruz.
Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuma gelmek zorundadır. Aksi halde, üzülerek ifade edeyim, Cumhuriyet'in bir kurumu olduğu halde Cumhuriyet yıkıcılığı noktasına sürüklenmiş olur. Ve bir şey daha söyleyelim. Bugün, demin kısmen değindik, kadınların kıyafetleri, kadınların bedenleri hakkında sürekli vaazlar veren, kadınlarımızı, kızlarımızı aşağılayan, kıyafetlerini aşağılayan, onları cehenneme gitmekle tehdit eden, cehennemde yanmakla tehdit eden bir kısım sözde ilahiyatçılar, onlar da Diyanet'in çalışanı şu anda. Diyanet'ten maaş alıyorlar. Bizim verdiğimiz vergilerle maaş alıyorlar. Küfretsinler diye maaş veriyoruz açık yani. Açık söyleyelim. Sizin değil kıyafetinize mi söz ediyor mesela. Sizden alınan vergiyle maaş alıyor. Sizden alınan vergiyle maaş alan İhsan Şen Ocak sizin kıyafetinize söz ediyor. Sizin, niye susturmuyorlar sizin, bunları? Sizin süslenmenize söz ediyor mesela. Evet. Hanımların süslenmesine söz ediyor. Bakınız işte, Diyanet görün İşleri Başkanlığı'nın orada bir bayrak. Biz burada geldi. Evet, görkemli bir Türk bayrağı istiyoruz. Ve bir Atatürk resmi istiyoruz. Kaldı ki nerede? Bu bayrağımızı sembolize ediyor mu bu? Evet, yeterli değil. Yeterli değil. Evet. Burada Büyük Atatürk'ün bir resmi olmalı. Sayın Diyanet İşleri Başkanı. Büyük Atatürk'ün bir resmi olmalı burada. En kısa sürede bu resmi Büyük Atatürk'ün resmini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde görmek istiyoruz. Büyük Atatürk'ün hayat hikayesini görmek istiyoruz. Diyanet'in nasıl kurulduğunu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşunda Büyük Atatürk'ün rolünü görmek istiyoruz. İlk Diyanet Reisi Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi ile ilgili neden bir link yok burada? Yoksa siz Mehmet Rıfat Efendi'ye de mi saygı duymuyorsunuz? Yoksa siz onu zımnen eleştirmiş mi oluyorsunuz Cumhuriyet devrimlerini destekledi diye? Ondan mı koymuyorsunuz Mehmet Rıfat Efendi'nin resmini, hayat hikayesini? İlk Diyanet İşleri Başkanı'nın hayat hikayesi, resmi neden yok Diyanet İşleri Başkanı'nın internet sitesinde? Bunları soralım Gülgün Hanım sizin aracılığınızla. Önemli bir tartışmayı da getiriyorsunuz, açıyorsunuz. Evet. İlk Diyanet İşleri Başkanı'nın öyküsü niye yok? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl kurulduğu? Niye yok? Görevleri doğru dürüst sıralanıyor mu? Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda görev ifa eder diye bir ibare neden yok? Ve sonra kalkıp yeni Diyanet İşleri Başkanımız göreve getiriliş töreninde şöyle bir cümle kurdu malumunuz. İnsanlık sekülerizm batağında debeleniyor tarzında böyle bir ne olacakmış? Böyle bir cümle kurdu. Şimdi buradan tabii eğri oturup doğru konuşalım. Soralım Diyanet İşleri Başkanımıza. Allah aşkına 52 İslam ülkesi var dünyada. 52 İslam ülkesinde ortalama okuma yazma oranı nedir? Yüzde kaçtır? Ben söyleyeyim, %45'tir. Bütün İslam yarı dünyasında... Yarı yarıya bile değil, evet. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Kazakistan'da yapılan İslam İşbirliği Örgütü toplantılarında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Ne üzücü ki dedi, İslam dünyasının dedi %55'i okuma yazma bilmiyor dedi. Ama peki zımnen sekülerizm kelimesini kullanarak eleştirdiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşlarının %95'i okuma yazma biliyor. Bu aradaki farkı sağlayan kimdir? İslam dünyasında %45 olan okuma yazma oranı Türkiye'de nasıl olmuştur da %95'e çıkmıştır? Demin kısmen değindik. Harf inkılabı sayesinde olmuştur. Cumhuriyet devrimleri sayesinde olmuştur. Büyük Atatürk sayesinde olmuştur. Açıkça söyleyemeyip zımnen sekülerizm kelimesiyle eleştiriyor Diyanet İşleri Başkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin devrimlerini. İşte o sekülerizm dediğini aslında laikliği kastettiğin o laiklik sayesinde olmuştur. Türkiye'de okuma yazma oranı %95'lere çıkmıştır. Dolayısıyla bunu çok net bir şekilde ifade edelim. Sekülerizm veya laiklik sayesinde bilimsel gelişmeler olmaktadır. Şer'i, dini yasalarla yönetilen ülkelerin hiçbirinde bilimsel bir gelişme söz konusu değildir. Bilime bir katkı söz konusu değildir. Evet. Kadının konumu feci bir konumdadır. Okuma yazma oranını demin söyledik. Bunlar hakikaten üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi gereken hususlardır. Şer'i yasalar insanlara ne bu dünyada ne öbür dünyada mutluluk temin etmez. Mutluluğun yolu bu dünyada da öbür dünyada da saadetin yolu, mutluluğun yolu kesinlikle bilimdir, akıldır, öğrenmedir. Evet. Ki biz ilk emri oku, öğren, araştır diyen şanlı bir dine mensubuz. Ya. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor Cenab-ı Allah. Evet. Ama bizim
nüfusumuzun %55'i İslam dünyası açısından söylüyorum, evet, daha okuma yazma bilmiyor. İlimden geçtim, bilimden geçtim, daha okuma yazma bilmiyor. İşte onun için bugün Dil Bayramımız çok önemli ve Sayın Ateş'e dönelim yine Ankara'ya. Sayın Ateş, son 3-4 dakika içindeyiz. Sizden de bir mesaj alalım. Hem bugüne hem geleceğe ilişkin. Dil ne kadar önemli? Konfüçyus'un dediği gibi ya da Yunus Emre'nin dediği gibi sözünü bilen kişinin yüzünü ağ edebilir söz diyor. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı diyor. Uzun bir şiirdir. Buyurun efendim. Sayın Ateş, bir ses sorunu mu yaşıyoruz acaba? Sayın Ateş, duyabiliyor musunuz bizi? Şimdi duyduk. Ha, şimdi duydunuz zannediyorum. Az bir süremiz kaldı. Bugün ve geleceğe ilişkin sesiniz mesajınızla. Gelmiyor. Sesinizi duyamıyorum. Şimdi biz sizin mesajınızı dinleyelim. Şimdi duydunuz mu? Evet. İletişim sağlayamıyoruz. İletişim sağlayamıyoruz. Arkadaşlarım sağlayana kadar sizden bir mesaj alalım. Evet. Şimdi, eğitimimiz ve dil ile ilgili sonra Sayın Ateş'e dönelim. Sözlerimizin en başında gösterilen tepkiler neticesinde bir geri adım atıldığı şeklinde bir izlenim oluştu kamuoyunda demiştik. Bunu tekrar ifade edelim. Böyle bir durum söz konusu değil. Hala şu anda eğitim öğretim müfredatında, evet, öğretim programlarında ateist, mürtet ve müşrikle evlenilmez öğretiliyor. Kadının kocasına itaat etmesi ibadettir öğretiliyor. Milli savunma yerine cihat ve fetih kavramı öğretiliyor. Öğretiliyor. Ve bir başka husus, 11. sınıf Hazreti Muhammed'in Hayatı adlı ders kitabının 36. sayfasında aynen şu söyleniliyor Bülgün Hanım. Kadının örtünme şekli yeniden düzenlendi. Böylece kadının şeref ve haysiyeti korunup itibarı arttı. Buyurun. Bunu da ilk defa söylüyoruz. Biri de, yani tesettürlüyseniz şerefli ve itibarlısınız. Tesettürlü değilseniz şerefli ve itibarlı değilsiniz manası çıkıyor bu cümlede. Biri de ne dedi? Domates gibi midir? Soyulmuş, evet, domates, evet, midir? Onu dedi da bir tesettürlü bir hanım üstelik söyledi. Utanmadan. Evet. Bir başka müftü, bir başka müftü, Diyanet görevlisi bizim maaşlarımızla, bizim, evet, maaşlarımızla görev icra eden bir müftü dedi ki, tesettürsüz kadın mağazadaki teşhir ürününe benzer. Terbiyesiz. Yarı fiyatınadır. Hadi teşhir oradan ürünü dedi malumunuz. Hadi oradan. Terbiyesiz. Evet. Bir müftü bu ifadeyi, bunu dedi. Bu ifadeyi söyleyebilen bir adam da zaten kalp para bile etmez. O çoktan görevden alınması, evet, gerekirdi. Hala derhal, görevinde. Derhal. Evet. Sayın Ateş, tabii eğlence bize de aslında fıkralara konu olacak. Sayın Ateş, dilimizle ilgili bir mesajla veda edelim bugün. Süremizi bitiriyoruz. Buyurun. Benim yeni çıkacak olan kitabımın adı Kendi Diliyle Kavrulmak. Hani kendi yağıyla kavrulmak diye bir deyim vardır ya. Bizim parolamız da bu olmalı. Kendi dilimizle kavrulmalıyız. Bakın bu dil bize ne kadar güzel sözcükler verecek. Daha da ne kadar büyüyecek. Daha da varsıllaşacak. Bunu parola haline getirirsek kendi dilimizle kavrulalım. Hoşça kalın diyelim herhalde. Bilmiyorum, evet, başka sorunuz yoksa. Umarız kitap çok hoşça yakın kalın bir gelecekte, evet, raflarda, nice bayramlarda görüşmek üzere yerini diyelim alır. Çok teşekkürler. Sizi yorduk ama çok bilgilendik. Saygılar sunuyorum Sayın Ateş. Sayın Kılıç, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz ama bu birlikteliğimiz sık sık devam edecek. Durum onu gösteriyor. Sonuna kadar mücadeleye devam, elbette, ediyoruz. Devam bu edeceğiz. Gerici zihniyetle. Öyle kadına, kıza, kıyafetine, kaşına, saçına da karışmayın. Evet. Biz kadınlar toplumun genel kuralları doğrultusunda nasıl davranacağımızı biliyoruz. Öyle kapanmakla, açılmakla alakası yok işin. İş burada bitiyor. Evet. İş, evet, eğitimde bitiyor. Evet. Çağdaş bir Türkiye için yolumuz aslanlı yol diyoruz. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Yarın yine buradayız. Saat 16'da. Bundan böyle randevumuz, unutmayın. Ulusal kanaldan ayrılmayın. Teoman Aliller değişik bir haber bülteniyle artık ulusal kanalda. Ben de heyecanla bekliyorum. Görüşmek dileğiyle, esen kalın.